var tabii. Aradan buraya geldiğiniz zaman hızla burada subaylar oradan buraya geliyor. Zaten 1908 Osmanlı'nın inkılabı bize anlamda şudur aslında. Merkezi bürokrasiye karşı taşradaki küçük burjuvazinin yerleşmesi. Geliyorlar uzun vadede ne yapıyorlar? Özellikle şeyden sonra Balkan Harbi'nden sonra büyük bir şey eski şeyden alaylılardan temizlik harekatı. Gençler öne çıkıyor vesaire falan. Dolayısıyla dedim 8 aylık dönem, 8 aylık bir dönem değil, hızlı akan bir dönem. Yani yoğun bakımda geçen bir dönem değil, gayet aktif Dünya Kupası'nda geçtiği gibi bu ara bir günde bir maç oynuyorsun, bayağı puan alıyorsun yani. Hızlı geçiyor. Dolayısıyla yani 1908 Temmuz'da yoktu demek 30 Mart'ta da yoktu anlamına gelmez. 8 ay, o 8 ay hızlı akıyor. İşte 150 tane grev oluyor diyorum. O 150 tane grev yaparca gariban işçiler, subaylar da geliyorlar buraya, kendi oradaki diğer şeylerini örgütlüyorlar, arkadaşlarını örgütlüyorlar. Peki Almanların Selanik'teki oluşmuş örgütle görüşmeleri ve İngilizlerle iletişime gelen Manastır'daki o tayfa, Manastır tayfası denen tayfa, hepsi 1908'den sonra başlıyor o zaman. Ondaki bütün önce hiçbir şey yok mu? Görüşme mi? Görüşmeler. Çünkü mesela Manastır Görüşme, tayfası daha böyle muhafazakar, görüşme sonra İslamcı tabii. ve şeydir, Hayır, görüşme demokrat yalnız diyelim aslında. Hayır, bugünkü. Almanlar veyahut da İngilizlerin vesaire şeyi 1900 Osmanlı İnkılabı'ndan sonra ciddiye alıyorlar. Üstelik de çünkü bu sözünü ettiğimiz yerel güç diyelim ki, yerel güç daha önce bilinen bir şey değil, bir ilişki yok. Yani orada mason teşkilatlarına girip de orada teşkilatlanmaları esas olarak da gizlilik unsuru. İşte oradan da tabii ki o loca bilmem nereye bağlı. O bir İngiltere ile Almanya ile ilişki değil. Uluslararası planda tanınan hikaye işte Ahmet Rıza bir tarafta, Prens Sabahattin bir tarafta. Ama Enver'i kimse tanımıyor. Enver'i 1908'den sonra tanıyor millet. Örgütlenme yani. Yani ben daha ben de orada yani BİME'nin yani şimdi benim ben de çünkü yanlış özür dilerim. Benim okumalarımda da ta örgütlenmenin çok daha önce başladığı çekirdek bir örgütlenme İstanbul'da. oldu. Yok. Asıl Selanik Manastır'da başlıyor. Efendim Selanik Manastır'da var diyorum. Selanik Manastır'da var. 1906'dan sonra Anadolu'da örgütlenmeyi taşnakla sağlıyorlar. Onu da 1906'dan sonra bunu söyledik kayıtlarda var. 1906'dan sonra özellikle Selanik Manastır ondan sonra Palat'ın gelmesiyle Edirne'den ondan sonra özellikle hızlanan bir Ostacı. hikaye. Evet ondan sonra 1906'dan sonra Manastır Selanik meselesi ve bunun rakamlarına baktığın zaman da büyük rakamlar değildir. Büyüktür. Dünyada gizli bir örgütlenme. Hiçbir zaman da büyük olmadı. Ha. Dolayısıyla yani öyle bir parti örgütlenmesi dediğimiz türden bir örgütlenmeye gidilmemişti. Sonra da uzun süre fırka haline gelmesi ayrı bir şeydir. Ya pek örneğin bu gizlilik şöyle şundan dolayı mı yoksa öyle olduğu için mi? Örneğin ben orada Masonik vurguyu kıymetli buluyorum. Bence örneğin yani yöntemlerini Masonluktan öğrendikleri için değil, bizatihi Mason oldukları için. Hayır. Fikret Adaner'in yaptığı bir araştırma bize şunu gösterdi. Makedonya'daki çete savaşları bu genç subayları çok etkilemişti. Bu çeteler siyasi çetelerdi. Bir tür yani çete, yani fedai diyebiliriz yani bunlara. Yani dava Kaç adamıydılar bu yıllardan insanlar. bahsediyorsun? Şu anda kaç yıldır? Çete savaşları kaç yıldır? Bütün bu dediğiniz aslında İttihat Terakki'nin kurucu kadrolarının hepsi aslında Makedonya'da amiyane tabiriyle eşkıya kovalamışlardır. Eşkıya dedikleri de dava adamlardır. Yani Makedonya'nın kurtuluşu ama bunun bir siyasi programı var. Talepleri var. Tamam mı? Tabii Makedonya matrak bir yer olduğu için Bulgarlar da burnunu sokuyor, öteki de burnunu sokuyor. Bir de öyle karmakarışık hikayeler var. O apayrı bir hikayedir. Yani ama orada öğreniyorlar örgütlenmeyi. Çünkü çatıştıkları insanlar kendisi asker olarak çeteciyle çalışıyor, çeteci partizan. Komutancılığı orada da. Komutancılığı orada öğreniyorlar. Bir onlardan öğreniyorlar. İkincisi Ermeni fedai hareketinden öğreniyorlar. Sen işte Cemal Paşa anılarında çok açık olarak bunu söyler. Yani her şey bittikten sonra yazdığı anılarında. Tabii soykırımdan bile haberim yok diyor. Ben şeyi soracağım peki. Şimdi Avusturya Macaristan diye çok ciddi bir şey var. Orada. Evet. Mesela buna hiç değinmedik konuşalım. Değinildir tabii. Avusturya Macaristan'ın çatırdaması var.
Aslında evet. Orada Avusturya Macaristan da yok. Orayı da bir toparlayalım. Orada bir Avusturya İmparatorluğu var. Tabii. Gelişen bir burjuva var. Sırp çoğunluğa rağmen de nedense Macarlar kendilerini ayırabilmek için o mürekkep yaramışlar. O sizin bahsettiğiniz komitacı, kulüp, gentleman club diye geçiyor. Güzel. Oturup kahve için adamlar. Avusturya İmparatorluğu'nun bunları bir sürgün etmesi var. Bu okuyanlar. Çünkü Turan zihniyetini orada ilk mesela dünyada Turan zihniyetini ilk geliştirdi. Macaristan. Evet. Bugünkü Türklük algısının da aslında ilk temeli orada atılıyor. Turan zihniyeti. Şimdi bu Turan'ın buraya gelmesi de Avusturya İmparatorluğu'nun kovduğu bu heyetleri bizim Abdülhamit'in kolu açmayıp bu adamları akademilerde, askeriyete eğitim yapmasıdır diye biliyorum ben. Belki de ben yanlış belirledim. Benim bildiğim bu. Şimdi bu amcalardan etkilenen, yani bu komitacıların dışında bu Turan algısı, bu adamların kurdukları gentleman club'lar, tırnak içinde kulüpler yani. Bunlardan beslenmedi mi bu adamlar? Yani Manastır, Selanik, Makedonya, yani sırf çatışarak mı öğrendiler yoksa bu adamların hocaları olmadı mı bu adamlar? Çatışarak öğrendiler. Yani öyle bir ideolojik bir süreklilik söz konusu değil. Çünkü Harp Akademisi'nde çok garip şeyler var. Yani bu şimdi söyleyecek. Harp Akademisi'nde mesela o dönemin en moda Allahsız felsefe dersi veren hocaları da var. Evet. Ondan sonra yani öyle Abdülhamit orada ne Türkçü ne şeriatçı bir değil. Abdülhamit yapmadı. Hayır. Bilerek şey yaptı zaten. Hayır. Yani getiriyor. Yani Batı'da en gelişkin bu diye. Avusturya'yı geri yıkmak için içerideki adamı topluyor. Amacı o. Sadece Avusturya'dan gelmiyor. Esas eğitmenler Fransızca yapıyorlar eğitimlerini zaten. Hı-hı. Yani Fransızca ana eğitim. Yani Alman nüfusu üzerine benim çok iyi bir kitap var. Bu doğru. Fakat Almanya askeri düzeyde etkinlik sağladığı zaman bile ordunun yabancı dili diyelim Fransızca. Tek tük Almanca kullanan var. Yani Almanya'ya gidip de Almanya'da eğitim gören de Avusturya'da değil. Almanya'da eğitim görenler var. Evet. Yani Almancayı Almanya'da öğrenenler var. Ama öyle bir bu tabii Turancılık gibi şeylerin de zaten öyle bir ciddiye alınabilecek çerçevesi olmadığı için yani öyle bir fikri takip yani o oradan geliyor, kırktı burada yuvalanıyor, oradan oraya geçiyor falan gibisine. Ziya Gökalp'in Turan tarifine bakarsan zaten anlarsın. Ziya Gökalp'in Turan tarifi sonunda İsviçre gibi bir yer çıkar ortaya. Ki ne Türkiye'de var ne Orta Asya'da öyle bir yer yoktur yani. Birinci tarih kurultayı filan Ziya Gökalp. Evet, bu başka bir tartışma ama tartışma amacım bu değil yani. Öyle bir devamlı yok. Yani Kazan Türklerinin şeylerin yani Almanya'dan gelen de işte Avusturya'dan gelen de bir Kazan Türklerinin vesaire yani Hüseyinzade Ali Bey'in de Yusuf Akçuran'da, Agayef'inde, Ahmet Ağol'da yani vesaire falan bunların iddiatçılar üzerinde ciddi bir düşünsel etkisi olmuştur. Çünkü bunlar biraz önce dediğim gibi de mürekkep yallamış insanlardır. Ama o bile çok fazla etkilememiştir. Peki şöyle bir şey diyebilir miyiz bu örgütlenme ile ilgili? Yani burada tamamen bilgi alışveriş yerine daha fazla şey oldu. Şimdi 2. Mahmut'u dünya kayda almıyor vesaire. Birçok saygın akademisyen umurunda olmayabilir. Ama zaten biraz önce kendiniz bunu söylediniz. 2. Abdülhamit ile ilgili bir sürü yapılan ve bir sürü ihtiyaççı ile ilgili bir Türkiye'nin de kendi ülkemizde kaynaklarımız yok. Şimdi 2. Mahmut'un başlattığı çok ciddi şeyler var. Ha siz önemsersiniz, önemsersiniz. Ben önemsiyorum. Adam ilk meclisi kuruyor, batılılaştırıyor, bir sürü şey yapıyor, bir sürü farklı şey. Yani bir tane Beyler Beyi Sarayı yapmıyor 31 sene bu adam iktidarda. Ve bu iktidarda kaldığı sürece de bugün de sizin önemsediğiniz ve benim de çok önemsediğim küçük burjuva dediğimiz şey ilk kez burjuva olmayı, haklarını vesaireleri kazanıyor. Bu ne getiriyor? Örgütlenmeyi getiriyor. Zaten bu adamlar yereller ve o yüzden örgütlenmeleri çok kolay. İttihat ve Terakki'nin buraya sızamamasının sebebi buralı değiller. Yani Anadolu içinden çok atlam yok fazla. Ya Ömer, yani Atatürk'ünden tutun hepsi neredeyse Balkanlardan yaşamış, orada askeriye evet. Görmüş vesaire adamlar. Esas olarak bunu asıl yerleri Selanik ve Manastır. Ve hatta Anadolu taşrasıdır yani. Ha, evet. Bütün kadroları. Şimdi
Anadolu Taşrası da tartışmasız hangi örgüt, hangi burjuva kimse en çok örgütlenen de odur diye konuyu kapatalım. Ben hala şeyi de kilitleniyorum. İttihat ve Terakki'de sadece 5 ya da 3 adamın verdiği bütün kararlarla her şey yapılıyor. Sonucu. Olacak bütün kötü şeylerden bu 5 adam suçlu olup konuyu kapatacağız diye geliyor. Bu bir rahatsız olduğum şey. Ama bu bir soru değil. Şimdi sen 4. adam, 5. adamı söylemeden kalktı bunu dersen bu tabii ki başka şeyleri çıkıyor, şey yapıyor ama mesela Nazizmi anlayacaksan Hitler'siz anlayamazsın. Ama Hitler tek başına mı yaptı bunları? Değil. Tabii çok güzel. Ama Hitler yaptı. Hitler'siz hiçbir yapamazdı. Şimdi bizim de kastettiğimiz bu şimdi. Yani bunu tekrar tekrar üzerinde durursak işin içinden çıkamayız. Bunlar da tabii ki çevrelerinde kabul gördüler. Kabul gördüler. Ama bugün yani Nazizmi üzerine yapılan bütün tartışmalarda hiç kimse çıkıp da bu iş Hitler olmadan da olurdu. Öyle bir şey yok. Şu koşullar olacak ama Hitler de olacak. Hitlersiz olmaz Nazizm dediğin şey. Yani onun üzerine istersen ayrıca dururuz ayrı hikaye. Şimdi bu da bu 3-5 kişide böyle bir soru olmaz çünkü 6. kişi 7. kişi gösteremezse 6. 7. kişi bakıyorsun hastaneye gidiyor. 3 yıl şeyde kalıyor. Avrupa'da kalıyor. Bir ara karar mercinde olan, yani var böyle karar mercine girip çıkan insanlar var. Tek dökümü çıkarmayalım. Ama esas karar merciği bu. Esas karar merciği bunlar. Bunun dışında sen biliyorsan söyle, biz de bilelim. Ama yani bu. Yeni yapılmış, Erik Mansur Ülke'nin şey çalışması var zaten bu. Karar şey üzerine, merci üzerine. Bütün belli başlı olaylar alıyor. Bu belli başlı olaylarda, çok canaraş olaylarda, kimler ne karar alıyor? Kimler lan diyor kararlar diye. Tabii ki ötekiler de eyvallah diyor buna. Ötekilerin rızasını almıyorlar. Ona sormuyorlar. Ama tabii çıkarları denk gelişiyor. Hatta düşünceleri de denk düşüyor. Ama öyle bir sondaj yapıp ya kamuoyu araştırması yapıp ya da meclis toplayıp da ey hali işte biz savaşa gireceğiz ne diyorsunuz lan falan. Öyle bir şey soran yok zaten. Ya benim zaten sansür var. Millet sonradan fark ediyor. Millet Sarıkamış'ın ne olduğunu biliyor. Sen Sarıkamış konuşuyorsan o kadar insan basında Sarıkamış haberi yok. Millet Sarıkamış felaketten haberdar değil. Ne olup ne olmadığından. Haberdar değil. Düşün ki binlerce insan, on binlerce insan gidiyor. Hani büyük kısmı tabii Bitlis ve Valis'ten toplandı vesaire. İşte çünkü işte Trabzon'dan Erzurum'a geçeceksin. Oradan Erzurum'dan gideceksin. Bitlis'ten daha kolay diye. O kadar ulaşım imkanları da sınırlı falan. Yok yani gazetecilerin ne birçok şey. Hüseyin Cahit'in birçok şeyden haberi yok. Siyasi hatıralarını oku. Hüseyin Cahit İttihat Terakki'nin altı şeyi yani. Erbabı diyelim ki. Erbabı. Onun haberi yok birçok şeyden. Yani o 5. 6. kişiyi bulursak iyi bir tarihsel bulmuş yapmış oluruz. Araştırmalarımıza devam edelim. Biz izlemeye devam edelim. Peki herhangi bir kadın varlığı söz konusu mu? Yani aslında siyasi İttihat Terakki'nin siyasi şeyin içinde hatta bu dönemde öne çıkmış bir kadın siyasi figürden söz etmek pek mümkün değil. Yani işte mütareke döneminde Sultanahmet'te Halide Edip Hanım öne çıkar. Diyelim ki idaretiyle o da millet kaçmıştı. Millet kaçmasa ortada olmasa ona da söz vermezlerdi ve böylece biraz vicdan yapmak için yani bir kadın konuşmacı diye. Yoksa savaşa gidecekse veyahut da ciddi bir şey yapacaksa kimse kimseye bırakmazdı oraya. Ömer Naci falan çıkardı. Çünkü İttihat Terakki'nin esas propagandası da Ömer Naci. Ondan sonra dönem öyle bir dönem. Tabii ki ama tabii ki yine 1908'in getirdiği havanın içinde ilk kadın çalışmaları da yapılıyor. Doğru. Yani, sivil toplum örgütlenmeleri içinde vesaire falan diyelim ki. 1908'in getirdiği böyle bir şey var ama İttihat Terakki'nin kitabında böyle bir şey yok. İttihat Terakki tekrar demiş, muhafazakar bir parti. Muhafazakar bir parti. Bunu gözden ırak tutmamak lazım. Peki o bir Erzurumlu olarak merak ediyor bu. Erzurum'da Bolşeviklerle falan ilişki var mı 1905 devrimine? Hayır canım zaten Bolşeviklerin zaten o civarda bir ilgisi yok ki. Çünkü şeyde Gürcistan'da Menşevikler kuvvetlidir.
Stalin'in bütün hayat hikayesi Palara'dır Tiflis'te. Yani Gürcistan daha sonra da Gürcü zaten köylülerden bile destek alan, seçilmiş olan Gürcü menşevikler çok kuvvetliydi. Bakü'de birlikler şey var. Bakü'de Bolşeviklerin gücü vardı. Ama Erzurum'da öyle bir ilişki yok. Erzurum'da yani oradan haber geliyor, oradan kastettiğimiz hikaye şu işte Rusya, Japonya'ya yenilmiş. Rusya'da Duma ilan edilmiş. Taşlakların ilişkisi var çünkü taşlakların merkezi Tiflis. Yani taşlaklar çünkü zaten oradan buraya geçme oldukları için. Onlar orada ne bitiyor ne bitmiyor falan o uzun bir hikaye. Onu anlatırsak mesela 1905 deniyor ve başarısızlığa vuruyor. Taşlaklar aşağı iniyorlar. İran devriminin askeri komutanlardan bir tanesi taşlaktır aslında. Yapraman. İki komutan bir tanesi 1905 derimi yeniliyor olunca onlar çünkü İran'da da çalışıyorlar. Yani İran Osmanlı şey. Yani onların bir siyasi şeyi var. Doğu bürosu var, batı bürosu var. Ama aynı partinin içinde. Dolayısıyla onların hem uluslararası ölçekte ilişkileri var. Yani internasyonel düzeyde ilişkileri var. Hem de ülkeler nezdinde ilişkileri var. Ama öyle bir merak ilgi yok. Çünkü şey yok zaten. Türk Sosyalist Hareketi yok. Yani orada bir Bolşeviklerle kimin ne ilişkisi olacak? Tartçılar Bolşevik görse korkar zaten. Ne anlatıyor bu falan diyor. Yani biri işte proletarya diyor, sokağın çamuru diyor, bilmem ne diyor, öteki devleti kurtaracağız diyor. Öteki devleti yıkacağız diyor. Ne, nasıl yan yana geçti de konuşacak? Birbirini görse korkarlar zaten. Peki, Mustafa bir eski iddiatçı mı? Tabii eski iddiatçı. 1910 Senelik Kongresi'ne de katıldı. Yani Maliye Nazırı halinde, Maliye Nazırı yaptılar Cavit Bey'i. O da Fransa'da kooperatifçilik falan okumuştu. Onu bir şey yapmayınca o da iddiatçılara muhalefete geçti. Ama iddiatçılara muhalefete geçmesi şey değildi. Görev vermedikleri için de. Tabii bakan yapmadılar onu. Ama o da şey Yusuf Akçura'nın gazetesinde çalıştı. Yani Yusuf Akçura'nın gazetesinin mesulü olduğu için sürgün edildi. Ve sonraki evrimine ne diyorsun? Türk solu tarafından taşlandırılması vesaire.